Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Loki dizisinin ikinci bölümüyle ilgili düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım ve bu paylaşacaklarım arasında ona yakın detay oluyor sanırım. Başlamadan önce de spoiler uyarısını yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz diziyle alakalı konuşacağım ve bu yüzden video içerisinde spoiler niteliğinde ürünler olabilir, içerikler olabilir. Onun uyarısını şimdiden yapayım, sonra siz de sorun yaşamamış olun. Ayrıca videomuz çok uzun olmayacak, kısa bir video olacak. Çok uzatmanın da bir manası yok bence, hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım her şeyi. Bu arada Kerim sağ olsun bir süper teşekkür daha yollamış. Teşekkür ederim Çağrı demiş. Sağ ol kankacığım. Bir süper teşekkür de Yusuf Konuk'tan gelmiş. Benim için çok güzel bir çizgi roman kanalısın demiş. Bu güzel ince yorumlarınız için ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kesinize bereket diyeyim. Çok sağ olun. Konumuza dönecek olursak da dizinin ikinci sezonunun ikinci bölümü direkt olarak Loki ve Mobius'un eski zamana gitmesiyle başlıyor. Burada geldikleri zamanla alakalı aşağıdaki Secret Timeline yazısı benim çok dikkatimi çekmişti. İlk bölümde de, önceki bölümde de Sylvie'nin olduğu yer için Branch Timeline, yani gerçek zaman çizgisinde olmadığını belirtmişlerdi. Bu ilk sezonda Kang'ın ölümünden sonra ortaya çıkan dallanıp budaklanan zaman çizgileri vardı ya, karakterimiz onlardan bir tanesinde kendisine göre uygun bir hayat kurmuş. Bu timeline'ları belirten detay hoşuma gitti benim. Çünkü bu şekilde zaman diliminde ne yaşanmışsa bunları ayırt edip Loki dizisinden sonrası için belki tahminlerde bulunabiliriz. Hani gelecek için bir şeyler söyleyebiliriz, öyle söyleyeyim. Dizide Loki ve Mobius'un geldikleri yerde bir sürü gönderme vardı. Ama benim dikkatimi en çok çeken şey film posterlerinden bir tanesi oldu. Bu posterlerden bir tanesinde Eternals filmindeki karakterlerden bir tanesine direkt olarak bir gönderme yapılmış. Burada arka planda görünen sinema posteri Kingo'nun filmlerinden bir tanesi olarak geçiyor aslında. Hani en azından Eternals filminde anlatılana göre. Acaba zaman diliminde bunlara da değinilecek mi? Onları da bekleyip göreceğiz diye söyleyeyim. Merak edilen isimlerden bir tanesi de X5'in kendi hayatında yaptığı işlerden bir tanesi olan Zaniac filmi posteri. Burada korku filminin baş karakteri olarak gösterildi karakter. Ancak çizgi roman evreninde bu arkadaş normalde Dormammu'nun 19. yüzyılda dünyaya ajan olarak yolladığı böcek gibi görünen karakterdir kendisi. Ve Tom Malvern adında bir tane elemanı ele geçiriyor. Bu Tom adındaki elemanda kamburluk var ve herkes ona kötü davrandığı için eleman bütün dünyaya kırgın ve kendisi katil olmaya karar veriyor bu ele geçirildikten sonra. Bir olayda 5 tane kadını katletmiş, Allah'ın manyağı pislik herif. Yani bu yüzden dizi içerisinde karakteri kötü adam olarak göstermeleri de gayet normal bence. Loki'nin sahip olduğu güçler daha da artıyor. Dizide bunu da gördük. Filmlerde yeteneklerini bu kadar fazla göstermemişlerdi. Dizi içerisinde telekinezi, telepati ve enerji projeksiyonu gibi özelliklerini göstermiş olmaları açıkçası beni çok mutlu etti. Çünkü karakter bayağı güçlü bir karakter aslında çizgi roman evreninde. Bir nebze bu dizide normal Loki'yi görebilme şansı elde ettik diyebilirim. Bölümün bir sahnesinde Loki The Avengers filminde yaşattığı olaydan bahsediyordu. Bu konuyu anlatırken Thanos'tan aldığı asayı Tony Stark üzerine kullandığı hamle için zihin taşı diye bahsediyordu. Bu ilginç bir detay oldu benim için ve beni bayağı bir şaşırtmıştı. Çünkü ben bunca zamandır Loki elinde zihin taşı olduğunu bilmiyor sanıyordum. Asa'yı farklı bir ekipman diye düşünüyor sanıyordum. Ve bu yüzden Thanos aslında Loki'yi kandırıyor gibi geliyordu bana ve daha sonra hani intikam alacak diye düşünüyordum Thanos'un Loki'den. Meğer herif elindeki taşı falan hep biliyormuş. Baya baya Thanos'a hizmet ediyormuş yani orada. Sorgu sahnesi sırasında Loki ile Mobius X5'e efsane bir taktik uyguluyorlardı. Burada zaman kapsülü içine aldığında baskıyı gösteren detayları kollarına çok güzel yansıtmışlar. Dizide dikkatimi çeken bir diğer noktada Obi'nin nasıl bu kadar çok şey bilebiliyor olması. Burada çalışan bir sürü kişi var. Baya kalabalık ve devasa bir alan bu TVA. Ama belli ki Obi bunların arasında TVA ile alakalı en çok bilgiye sahip olan kişi. Karakter tek bir kitapta TVA ile alakalı bütün her şeyi anlatabilmiş. Hani sanki TVA'yı o kurmuş gibi bütün bilgilere sahip eleman. Şimdi TVA'yı da Kang kurdu dedik ama bu arkadaşın dizi içinde acaba Kang'la bir alakası olabilir mi diye düşünmeden edemedim bu bilgiler yüzünden. Bakalım ileride nelerini gösterecekler. Belki de Obi'yi Kang'ın bir varyantı olarak göreceğiz ileride. Sadece bu da değil. Aynı şekilde dizinin ilk bölümünde Renslayer ve Kang arasında bir konuşma kaydının oynatıldığı sahne var. Bu kayıda göre Kang ve Renslayer partner olarak geçiyor. Bu ikilinin partner olması ve Kang'la birlikte karanlık işler çeviriyor olması bana aralarındaki ilişkinin Loki ve Sylvie ilişkisi gibi olma ihtimalini düşündürdü. Hani acaba Renslayer adlı arkadaş Kang'ın başka bir varyantı da olabilir mi? Loki'deki Sylvie gibi. Sonuçta Loki'nin timsah versiyonu bile vardı. Neden bu da onun gibi olmasın? Loki dizisini beğenmemin bir diğer sebebi de şu ki birazdan bir detay daha söyleyeceğim. Dizide sadece Loki ya da Kang karakterleri üzerinden gidilmiyor.
Hani orada geçmişe gidilmiş, şurada şu olmuş, burada vesaire gibi bir olay yok burada. Onun yerine dizi içerisinde Loki hem Sylvie'nin öldürdüğü Kang'dan sonra ortaya çıkan problemleri çözmeye çalışıyor, hem kendisini gelecek ve geçmiş zamanlara çekerek iş yaptıran gizemli kişinin arayışında, hem de bir yandan TVA karakterlerini ve TVA'nın tanıtımlarını yapmaya çalışıyor aslında. Hani onların geçmişlerine ve günümüzdeki olaylarına girmeye çalışıyor. Bunu yapması aslında bir nevi gerekiyor bence, çünkü TVA şu andaki olaylarda bayağı bozulmuş, kötü bir hale gelmiş durumda. Böyle düşünmemin sebebi de şu. Hatırlarsanız eğer, dizinin ilk sezonunda Sylvie yaptığı bombalarla zaman çizgisini patlatmaya çalışıyordu. Tabii ki bu olmaması gerekiyor. Kabul edilemez bir durum. Ama o kısma zaten ben bir şey söylemiyorum. Şimdi de TVA'nın çalışanları bir sürü insanın ölümünü göze alarak dallanmış olan bütün zaman çizgilerini Sylvie'nin yöntemiyle patlatmaya karar veriyorlar. Hani kurulan yeni yargı sistemindeki ikiyüzlülük bariz bir şekilde ortaya çıkıyor bu şekilde. Ana zaman çizgisini korumak için belki de o çizgi içerisinde yaşamaya devam eden milyarlarca insandan kat kat fazlasını öldürebilmeye, hayatına son verebilmeye karar veriyor adamlar. Ve bunu Sylvie'nin yöntemiyle yapıyor. Bakalım, ikinci sezon bayağı güzel gidiyor. Ben çok beğeniyorum bu şekilde olmasını. İleriki bölümlerde neler gösterecek sabırsızlıkla bekliyorum. Onlarda da yine inceleme yapıp içerikler paylaşmaya çalışacağım. Bu cümleyi de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.